Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde size Honda'nın kup motosikletini, daha doğrusu Wing Go ismiyle geçen kup modelini tanıtacağım. cc bir motor ama 97cc olarak geçiyor. Çünkü vergiden kurtarmak için 97cc yapmışlar. 105 kilo ağırlığında 4 zamanlı tek silindir. Zaten ufacık motosiklet. Bunun haricinde 6.5 beygir dedik. 3.7 benzin deposu var. Yani deposu şu kadarcık bir şey yani. Şu kadarcık depo var. Hani böyle benzinliğe gittiğinizde 5 liralık 10 liralık benzin dediğinizde pompacılar böyle ağzını gözünü yamultuyor ya. Bu motorda öyle bir şey yok. Çekeceksiniz benzinle, fullela diyeceksiniz adama. Adam mı fulleleyecek, 15 liraya fulleyeceksiniz. Öyle bir keyfi var yani. 100 kilometrede yaklaşık 2,5 litre falan yakıyormuş sanırım. Ben 2-3 gündür kullanıyorum, denemedim. Ölçmedim daha doğrusu. Bunların dışında vites, 4 vites. 4 vitesli motosiklet. Vitesleri de şöyle. Şuna basıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Buna basıyorsunuz. 3, 2, 1, boş. Yani şöyle basarak yükseltiyorsunuz. Şuraya basarak alçaltıyorsunuz vitesi. Sonra şurada. Şurada şöyle göstereyim. Şurada bir ciklesi var. İki kademeli bir cikle. Şu küçük gördüğünüz malzeme hava filtresinin pisliğini buraya atıyormuş. Bunu çıkarıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Atıyorsunuz sonra. Şurada far düğmesi var. Bu sonradan mı takılmış? Orijinal mi? Sonradan takılmış gibi duruyor ama. Orada far düğmesi var. Vitesleri bu şekilde. Dediğim gibi. Sonra göstergesine bakalım. Göstergede kilometre göstergesi 120 ibre var. Ben gelirken biraz önce 110'u vurdum. Aşağı doğruydu. Biraz rüzgar vardı ama normalde 100'ü falan görüyor. Aşağı doğru 100'ü vurduk. 105'i görüyorduk da. Bir daha deneyelim. Burada rüzgar yok. 100. 110'u gördük, gördük. Gördük, 110'u gördük. Gördüğünüz gibi aşağı doğru top speed diye İngilizcesini söyleyeyim, daha şekil olsun böyle. İşte son hızımız 110. Zaten 120 ibre var. 110'u vurduk la. Sonunda benzin göstergesi, sinyaller. Şurada da vites göstergesi var. Bir açalım. Boş düğmesi burada. Uzun kısa şurada. Uzun kısa düğmesi var. Korna. Böyle acayip bir korna. Sinyaller. Sonra burada marş düğmesi var. Basıyorsunuz, çalışıyor. Sesi bu şekilde. Sesini dinleteyim. Çok güzel, sesini falan beğendim ben. Hiç ses mes çıkmıyor. Sonra şurada ayak marşı var. Bu da iyi bir şey. Akü bitti miydi? Buradan basıyorsunuz, çalışıyor. Yağı buradan koyuyorsunuz. Bunların dışında ön fren, disk fren. Bunlar iki çeşit oluyor. Bir disk freni, bir hampana frenlisi var. Bu da ön taraf opsiyonu olarak. Yani ön tarafta şey var. Disk fren var. Arka tarafta normal. Sonra bunun dışında söyleyebileceğim size başka ne var? Motoru çalıştırdık. Şöyle göstereyim. Ben 1.70 boyundayım. Hatta şöyle indireyim. Şöyle rahatça oturabiliyorsunuz. Oturuş çok rahat. Özellikle amortisörleri çok beğendim. Böyle çok güzel yaylanıyor. Yani harika yapmışlar. Şöyle zıpla dur üstünde. Şura falan girdim gelirken böyle sırf sır sıkıntısı yok. Şu anda boş da. Sürerken biraz bu viteslerde biraz şey yaptım. Sıkıntı yaşadım. Şöyle basıyorsunuz. 1'e geçiyor. Şu anda viteste 1'de. Debriyaj yok zaten. Burada bomboş gördüğünüz gibi. Şurada ön fren. Arka frende bu tarafta. Şu anda bir de boşta. Otomatik sıkıntı gibi gazı veriyorsunuz, gidiyor.
bayağı da gidiyor yani, gördüğünüz gibi makina deli. Ondan sonra bir daha basıyorsunuz, 2, 3 böyle gidiyor. Ya şu anda mesela 4'te. Şimdi bir gönül isterdi ki giderken şöyle basayım, düşüreyim ama bu yolda çok sıkıntı oluyor. Bir iki denedim, arkaya doğru olmuyor. Şöyle basmanız gerekiyor. Şöyle basıyorsunuz, 3, 2, 1 diye en son boşa düşüyor. Bunların haricinde yan ayaklığı var, güzel. Orta sehpası var, o da güzel. Sonra size söyleyebileceğim, aralardan falan çok güzel geçiyor, rahat. Aralara girdim, çıktım. Gelirken dediğim gibi 110 bastım, fena bir rüzgar vardı. Böyle bir salladı malladı beni rüzgar vurunca. Şunu da kapatalım. Rüzgar vurunca salladı beni. Motor güzel, rahat. Basıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz, gidiyor. Sonra aynalar, 10 numara aynaları var diyemeyeceğim. Çünkü öyle değil. Böyle oturuyorsunuz. Bu biraz oynanmış mı ne olmuş da, yine de aynalar bir garip. Şu durama kadar gösteriyor. Şuradan aynanın yarısı beni gösteriyor, yarısı arkayı gösteriyor. Çok da iyi değil yani aynalar, aslına bakarsanız. Sonrasında altı gösterelim. Skuterlardaki gibi şey yok. Koltuğun altında böyle büyük bir hazine beklemeyin. Şurada çeviriyorsunuz. Açtık. Benzin depomuz 3.7 litre demiştim. Şu kadar şey. Şurada küçük bir alan var ama sanırım buraya eldiven falan anca sığar. Ya da ruhsatınızı koyarsınız. Başka da bir şey sığmaz buraya. Ufacık bir şey. Altında fazla da bir şey yok. Şunu bastırınca kapanıyor. Pup dediğimiz bu. Yardır yardır gidiyorlar ya yollarda. Fiyatına gelince. Fiyatına gelince bunun fiyatı, kendi resmi sitesinden baktım. Disk frenli olanlar 4500, kampana frenli olanlar 4300 lira. 200 lira fark koymuşlar. Ama o kadar eder mi? Bence etmez. 4500 lira buna verilir mi? Düşün yani şunu. Şimdi bunu alan adam, benim aklıma şu soru gelir. La ben motoru yeni öğreneceğim. Bu ne? Başlangıç motoru diye adlandırılırsa. Ben bunu başlangıç için 4500 lira vereceğim. Bir sezon ya da iki sezon kullanacağım. Sonra satacağım. O kadar parayı niye vereyim ki ben bunu? Scooter'la ya da 125'likle başlamak daha mantıklı. Çok para. Yani şunun edeceği benim gözümde, tamam Honda kalitesi de var da, benim gözümde şunun edeceği 2,5 lira, hadi baba 3 lira diyesin. Şimdi diyeceğiniz ki Mondial'ler ya da Asya'nın ya da diğerlerinin, Küba'ların, Japonları da şey, fiyatları da 10 fiyatlara yakın. Ama bana göre 4500 lira buna verilmez. Bir de şöyle sizin için bir turlayayım, geleyim mi? Bunlar da en sevdiğim şey şu ya. Şöyle atlayın. Bastık, çalıştı. Şuna basıyoruz. 1'e mi taktık? 2'ye de 1'e taktık. Frenler güzel. Başarılı. Ne gülüyorsun kameraman? Frenler güzel. Ön fren zaten disk. Dediğim gibi arka fren kampana. Arka freni göstermemiştik biraz önce. Arka fren burada. Sesi güzel dedik. Başka da diyecek bir şey yok. Kup bildiğiniz gibi standart, yani yapılabilecek en basit motor diyebiliriz. Alabilirsiniz. Yeterli yani ya bu. Kup alacak arkadaşlar, alacaksanız eğer, tamam Honda kalitesi de 4500 lira verip de bu alınmaz. İkinci ellerinin fiyatlarına baktım bunu internetten ben, 3500 lira falan civarında. Farını dün akşam kullandım. Far da güzel. Yani işte en azından önünüzü gösteriyor. Güzel dediğim, önünüzü gösteriyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İstediğiniz test yapılmasını istediğiniz, incelenmesini istediğiniz motorlar varsa her türlü bulur yaparız. Sıkıntı yok ama dediğim gibi şöyle küçük CC olsun. Bizim işimiz onlarla. 100, 125, 250 her türlü bulur testini, incelemesini yaparız. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah.